6 ay sonra tanınmayacak kadar süper birine dönüşmek için öyle büyük bir zekaya, Einstein olmaya falan gerek yok. Evet, doğru duydun. Bugün sana aktaracaklarıma kulak ver ve yapacağına, başlayacağına dair kendine söz ver. Sana garanti veriyorum, hayatında yeni, heyecanlı şeyler olmaya başlayacak. Peki ben nereden biliyorum? Çünkü bunları ben yaptım. Tam 15 yıl önce üniversiteden mezun oldum. İtalyan MSC şirketine girdim. Hani şu Boğaz'da görürsünüz ya sarı konteynerler. İşte o şirket. Sürekli pozisyonum yükseliyordu. Her şey güzel gidiyordu böyle. Ama ben hep başka şeyler arayan biriydim. Ne yapabilirim diyordum kendime. Hedefler, planlar, projeler hep 3-5 gün, 3-5 hafta sürüyordu. Sonra sönümleniyordu, unutuyordum, motivasyonum düşüyordu. Yani bir şekilde olmuyordu, vazgeçiyordum. Hep bir şeyler ters gidiyordu. Yarın diye de bir gün yarınım kalmayacağını biliyordum. Ve sonra kaderin bir hediyesi gibi bir video izledim. Videonun ismi 6 ayda hayatını değiştirebilirsin'di. İngilizce bir videoydu. Notlar alarak izledim. Hala o günden bir cümleyi hatırlıyorum. Ortalama bir hayat yaşamak potansiyelini yapabileceğin en büyük ihanettir ve bu ihanet asla affettiremeyeceğin kadar büyük bir günahtır diyordu. Buna o kadar inandım ki o videoyu belki 50 kere falan izledim. Notlar aldım, planlar yaptım. O günden sonraki 6 ayım hayatımın en verimli dönemlerinden biri olarak geçti. Ve 6 ay sonra girerken hayalini kurduğum, hatta bizim bölümden mezun olan her öğrencinin girmek için hayal kurduğu o İtalyan MSC şirketinden istifa ettim. Kendi işimi başlattım ve hayatım bir daha eskisine dönmeyecek şekilde değişti. Kendi ajansımı kurdum, kitaplar çıktı, biliyorsunuz ondan sonraki dönemi çok aktif, çok sosyal bir insan olmaya başladım. Hazırsan eğer bu yolculuğa çıkmak için seni cesaretlendirecek, seni bu 6 aylık değişime mental olarak hazırlayacak ve hayatını değiştirecek şu adımlara birlikte bir göz atalım. 1. Duygusal ve entelektüel zekanın farkı. Zeka ikiye ayrılır. Entelektüel zeka ve duygusal zeka. Azim, kararlılık, disiplin gibi konular, cesaret gibi konular duygusal zekanın konusudur. Beceri, yetenek, teknik konularda entelektüel zekanın konusudur. Örneğin çok yetenekli bir futbolcu ama azim yok, cesaret yok, disiplin yok bu futbolcuda. Sadece yeteneğiyle futbol oynuyor. Bu kişi de duygusal zeka zayıf. Çok azimli, çok disiplinli bir futbolcu ama bir şekilde yetenek yok. Bu arkadaşta da entelektüel zeka zayıf. Buraya kadar bence anladık ama işler zaten bundan sonra değişiyor. Sizce hangisi önemli? Her geçen yıl bilgi çağı etrafımızı kuşatmaya devam ettikçe entelektüel zekanın önemi azalır, duygusal zekanın önemi artar. Neden? Teknoloji, yapay zeka, edindiğimiz teknik araç, gereçler her geçen gün insanın yeteneğe olan ihtiyacını azaltıyor. Çünkü yetenek gerektiren işleri artık bunlar yapmaya başladı. Ez cümle, yeteneğim yok, bende bir potansiyel yok, ben bunu yapamam, hayal kuruyorum ama ancak öyle hayal kurarım, havada bulut gibi durur, asılı kalır deme. Bir başarıya ulaşmak için senin azime, kararlılığa, disipline, konfor alanından çıkma cesaretine, iradeye ve istikrara ihtiyacım var. Bize nasip buymuş, benim kaderimde böyle varmış, benim potansiyelim, yeteneğim yok işte. Sakın böyle bir cümle kurma bir daha. Unutma lütfen, geldiğimiz bugün de bir işi yapamayacağını düşünen insanda yetenek eksikliği olamaz. İrade eksikliği olur. 2. Dahi olmak sandığın kadar iyi bir şey değil. Nasıl yani diyeceksiniz? Çok akıllı insanlar arkadaşlar. Buna dahileri de katabiliriz. Her şeyi aşırı analiz ettiklerinden dolayı buna takıntılıdırlar ve temel eylemleri yapmayı genelde kaçırırlar. Şöyle bir örnek vereceğim. Katılıp katılmadığınızı lütfen söyleyin bana. Yazın aşağıya yorumlara. Bir dahinin yoksul bir hayat sürme ihtimali bir normal insanın dahice zengin, varlıklı bir hayat sürme ihtimalinden daha düşüktür. Yıllar önce okuduğum bir araştırmada Boğaziçi mezunlarının girdikleri işlerde patronlarının %80'inin kendilerinden daha az eğitimli olduğu araştırması bu söylediğimi bence doğruluyor. 3. Ne yazırsan onu alırsın. 6 ayda daha fazlasını yapabileceğini düşünene kadar herkes ortalama bir 6 aylık yaşam yaşar. Yani bir insanın hayallerine kavuşmasıyla sıradan bir hayat yaşaması aslında bu insana eşit uzaklıktadır. Sıradan biri gibi davranmadığınızda sıradan insanlar sizi eleştirecektir. Sorun yok. Bu doğru yaptığınız anlamına gelir. Ben de öyleydim. Üniversiteye gidene kadar, MSC'ye girene kadar, oradan istifa edip kendi işimi kurana kadar, kitap çıkarana kadar, 2 milyon baskıya ulaşana kadar, Afrika'da 61 köyde 100 bin insana su ulaştırana kadar. Yani ortalama olmak ne kadar kolaysa arkadaşlar, irade gösterip 6 ayda bir daha geri dönmeyecek şekilde, herkesi şaşırtacak şekilde hayatını değiştirmek aynı kolaylıktadır. 4. Salyangoz gibi yaşama.
Ortalama bir insan bir salyangozdan bile yavaştır arkadaşlar. Bir etrafınıza bakın, başlar eğilmiş, telefona bakıyorlar ve çok yavaş bir yaşam sürüyorlar. Yavaş düşünüyorlar, yavaş ve etkisiz kararlar alıyorlar. Aciliyet duyguları sıfır olduğu için de somut hiçbir adım atamıyorlar, hiçbir gelişim gösteremiyorlar. Neticede ölene kadar bir yarın var değil mi? Önümüzdeki 6 ayda kendi gerçekleştirecek o kadar çok şey yapabilirsin ki, o kadar yeni hobi edinebilirsin ki, şu an bilmediğin o kadar fazla bilgiye sahip olabilirsin ki, bunlardan birisi de tabii ki önümüzdeki ayda 6 ayda minimum çabayla İngilizceni çok başka seviyelere getirebilirsin. Videonun sponsoru Cambly bu konuda sana çok da yardımcı olabilir. Neden? Çünkü Cambly ile hiç korkmadan, hiç çekinmeden İngilizce öğreniyorsun. Ve seviyen ne olursa olsun eğitmenler seninle seviyene göre konuşuyor. Hemen 30 saniyede bir de indirim kodu vereceğim size. Cambly ile derslere başlayınca özgüveniniz de artıyor arkadaşlar. Çünkü kendinize güvenerek hiç çekinmeden geliştirmeye başlıyorsunuz. Başka harika özellikleri de var. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle istediğiniz saatte, istediğiniz günde birebir ya da 2-3 kişilik sınıflarda ders yapabiliyorsunuz. Haftada sadece 1 saatini ayırarak bu konuda hayallerine kocaman dev adımlar atabilirsin. Harika da bir indirim verelim. Cambly'nin yılın en büyük ve ilk indirimi 120 anıl koduyla 289 liradan başlayan fiyatlarla. Aynı zamanda 4-15 yaş arası çocukların da interaktif şekilde İngilizce öğrenerek hayatlarına yatırım katkı sağlamak isteyenler için de indirim kodumuz 120 Hikmet. 80-20 kuralıyla devam edelim. 5. Sadece %1 ötesine geç. Bir futbol takımı tutuyorsunuz. Futbol takımında da 10-20 futbolcu sizi ilgilendiriyor. Onların isimlerini biliyorsunuz, pozisyonlarını biliyorsunuz. Peki Türkiye'de kaç lisanslı futbolcu vardır? 470 bin adet. Bu 470 bin lisanslı futbolcunun sadece 100-200 tanesi büyük paralar kazanıyor. Her yıl üniversite sınavına Türkiye'de 2 milyondan fazla öğrenci giriyor. Ama bunların 20-30 bini en iyi üniversitelerin en iyi bölümlerini kazanabiliyor. Bu ne demek? Her inceleme kümesinde çoğunluk ortalamadır. Çoğu insan vasat bir hayat sürer. Bu da çok az bir emekle ortalamadan sıyrılabileceğinize, 6 aylık kısa bir sürede %1'lik dilime girebileceğinizi söyler. Sıradanlığın normalleştiği bir dünyada öne çıkmak hiç de zor değil. Yani nerede yaşadığın, ne yaptığın önemli değil. Bugün aldığın birkaç kararla minik minik adımlar atmaya başlarsan 6 ay sonra içinde bulunduğun toplumun ancak %1'inin yaşayabileceği bir hayata sahip olabilirsin. Yani çok az emekle çok büyük bir çoğunluğu geride bırakabilirsiniz. Gerçekten insanlar o kadar ortalama bir hayata sahip ki arkadaşlar, nerede bulunuyorsanız bulunun, eminim ki bir adım ileriniz o hayal edilen %1'lik dilim. 6. 80'e 20 kuralını kullan. 80'e 20 kuralını biliyorsunuz, çokça konuşmuştuk bunu. Sonuçlarımızın %80'ini sebeplerin %20'si oluşturur. Yani sonuçlarımızın %80'i aslında çabamızın sadece %20'lik kısmından gelir. Bu prensibi aklında tut ve 6 ay sonra başarmak istediğin 3 şeyi yaz. İlk hedefiniz beden ve sağlıkla ilgili bir iyileşme gelişim olsun. İkinci olarak ekonomik özgürlüğünüzü sağlayacak somut bir adım hedef olsun. Üçüncü olarak da kişisel ya da profesyonel bir hedefiniz olsun. Elbette hedefleriniz, hayalleriniz bu 3 hedef kadar, bu 3 kalem kadar sınırlı değil. Ama eminim ki bu üçünü, bu 3 kategorideki 3 hayalinizi, hedefinizi gerçekleştirirseniz hayal kurduğunuz o yaşamın %80'ine sahip olacaksınız. Önümüzdeki 6 ay içinde odağını sadece bu 3 kaleme ver. Göreceksin, sadece bunlara odaklan. 80'e 20 kuralının işini yapmasına izin ver. Öyle hiç kasmaya gerek yok arkadaşlar. Ortalama bir insan bu videoda saydıklarımı yaparsa 6 ay içinde başka bir seviyeye yükselir. Gören şaşırır, aileniz, arkadaşlarınız ya sen çok değiştin demeye başlar. Onlar dedikçe siz motive olursunuz. Siz motive oldukça değişim o toplumda girdiğiniz, temsil ettiğiniz yüzde daha da küçülmeye başlar. Daha da üst seviyelerde bir hayata sahip olursunuz. Sizin de eğer 6 ayda bir insanı daha iyi bir noktaya taşıyabilecek önerileriniz varsa lütfen yorumlarda yazın. Bence bir insana iyi gelmek kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Bu kanal, bu YouTube kanalı hepimiz için bir fırsat. Sizin için de, benim için de. Ve lütfen unutmayın. Hayalinizdeki hayatı yaşamak için yeteneğe değil, inanmaya ihtiyacınız var.